Sevgili dostlarım, hepinize yürekten sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Şimdi size iki tane açılım yapacağım. Birisi çay falı, diğeri ise Laro tarotla açılım yapacağım. Deste seçte iki seçeneğimiz var. İsteyenler çay falına odaklansın, isteyenler Laro tarota odaklansın. Önce bir enerjisine bakmak istiyorum çay falının. Evet, gayet güzel bir enerjidesin. Birini affetmişsin, Allah'a havale etmişsin. Hayırlı sonuçlar elde edeceğini gösterir. Hiç merak etmeyesin. Sıkıntılı süreçlerin sonunu getirmişsin sevgili dostum. Sıkıntı, üzüntü ve her türlü daralmanın sonu gelmiş gösteriyor. Ve şöyle bir baktığımda adeta bir alev yanmış. Alevin içerisine birisi bir mektup mu yazıp atmış, bir sıkıntılı süreci bitirmiş, içini mi dökmüş, bir mektup mu yazmış. Bakınız, tek boynuzlu at arkadaşlar, peri atı çıkıyor. Tek boynuzlu peri atı çıkmış. Bunun anlamı şudur, çay falını seçen sevgili dostlarıma göstermek istiyorum. Tek boynuzlu peri atı, bakın göreceksiniz şurada. Ve yanında bir mezar, birini adeta mezara gömmüşsün. Sana kötülük yapan ve senin duygularınla oynayan birisini manevi anlamda öldürmüşsün ve şurada bir koç boynuzu var. Girdiğin bütün mücadeleleri kazanacağın anlamına geliyor. İki kişinin karşılıklı konuşması olacak. Hayırlısıyla birbirinize kavuşma anları gösteriyor arkadaşlar. İki insan var şurada, birbiriyle çatışma halinde olan tartışmaları sonra uzlaşmayla sonuçlanacak. Birbirlerine böyle iyi dileklerde bulunacaklar. Kısacası sıkıntılı olan bir sürecin sonlanması anlamına geliyor. Ne sıkıntınız varsa bir anda gidiyor. Burada bir arı ve arının yanında adeta bakınız bu, yani bir Mısır yazıtlarında olur ya, hiyerogliflerde olur. Böyle arı ve yanında kollarını açmış bir adeta Mısır tanrılarını anlatan bir şey var. Yanlarında da dev bir su kaplumbağası geziyor. Arkadaşlar, su kaplumbağası paraya işaret ederken arı yine berekete işaret ediyor. Mısır hiyeroglifi ise uzun zamandır sizi böyle etkileyen, sizin yaptığınız planların devreye girmesini engelleyen bir şey ortadan kalkıyor. Uçup gidiyor. Bir düşmanınız bulunduğunuz noktadan çekip gidiyor ya da size hayırlısıyla güzel bir dönem işaret ediyor. Bakınız, hiç merak etmeyin. Üzüntülü olan bir insanın ferahlayacağı bir dönem gelmiş gösteriyor. Bakınız arkadaşlar, bir takım işleri yoluna koymanızla beraber hayırlısıyla düştüğünüz sıkıntılı süreçleri bitireceğiniz gösterdi burada. Ve kesinlikle bakınız, kocaman bir balık ağzını açmış, elinde bir kağıt var. Sınava mı girdin? Üniversite sınavına mı girdin? İş bulma sınavına mı girdin? Balık ağzını uzatmış, veriyor sana. Ve arkasından bir genç kız bir ata binmiş son nala gidiyor. Bakınız, kader sizi çok iyi bir noktaya getirecek. Peş peşe haberler, kalbin ferahlaması. Şurada yine Eros'u görüyorum. Aşkta yüzünün gülmesi ve balığın ağzında bir kağıt. Hem bu bir sınavı kazanmanın işareti, hem bir aşkta kazanmanın işareti, hem de sıkıntılı süreçlerin artık bittiği, gittiği, sizden uzaklaştığının işareti. Hiç merak etmeyin. Olaylar sizin lehinize sonuçlanacak. Her şey çok güzel, net olarak algılanıyor. Ve burada arkadaşlar bir ev kuruluyor, bir tencere kaynıyor. Bir iyilik, bir güzellik sizinle olacak, merak etmeyin. Dört nala koşulu bir at arabası. Dört tane ata, özür dilerim, dört atla koşulu bir at arabası. Üzerinde de dev bir nazar boncuğu. Bakınız, başarınız kıskanılıyor arkadaşlar. Bir nazar boncuğu takmanızı, Felak, Nas, İhlas surelerini okumanızı öneririm. Çünkü nazar sizi gerçekten çok çok yıpratmış. Yani evdeki gerginliğin, ilişkilerdeki gerginliğin sebebi nazar ve yapılan negatif enerji olarak geldi.
Ve şurada iki tane olay meydana geliyor. Birisi kalabalıkta bir tartışma var, iş tartışması, sen kazanacaksın. Ama ikili ilişkilerde bazı sorunlar var. Dediğim gibi birisini ya bir şey yaptın, affetmedin, affetmen gerekecek, ya da bir duygusal anlamda bir negatif enerji, bir büyü ilişkinizi zedelemiş ve mucizevi şekilde bu büyüyü bozduracaksın. Mucize işaretleri var burada arkadaşlar. Adeta bir çift kanat çıkmış. O kanat mucizeyi anlatır bize ve üçgen yukarı doğru sivrilmiş. Bir negatifin yakılması durumları var. Hayırlısıyla bir negatif enerji yakılıyor. Bir negatif enerjiden kurtuluş var. Çok güzel bir döneme gireceğinizin işaretidir bu da sevgili arkadaşlarım. Bakalım tarot kartını seçenlerde neler var arkadaşım. Şöyle bir enerjisine bakalım öncelikle. Şöyle hayırlısıyla. Arkadaşlar şöyle bir baktığımda evin içinde bir tatsızlık, bir huzursuz, bir negatif enerji var. Bakınız. Neden oluyor dediğimde neden oluyor? Bakın çok kötü kurban bilinci var. Çok kötü şeyler. Ay, dil yaraları, birbirini kırmalar. Bakınız evin içinde bir sıkıntı. İkili ilişkilerde bir sıkıntı görüyor musunuz? Dil yarası. Sizi yaralayan, tehdit eden bazı olaylar, sizi üzen davranışlar ve sanki birisi senin işinle uğraşıyor, seninle uğraşıyor, işinle gücünden uğraşıyor ve sana sıkıntıları verip verip gidiyor, sıkıntıları verip verip gidiyor ve şurada gerçekten ev içindeki dedikodular, iş içindeki dedikodular, yakın çevre sorunlarına işaret ediyor. Komşularla, yakın çevreyle bazı ilişkilerin böyle zedelenmesi var. Sizi izleyen bir komşu var. Sürekli olaraktan sizinle uğraşıyor. Sizin alt edilmenizi istiyor. Kesinlikle kötü bir komşuya işaret ediyor. Aile içinde de çatışma var. Ve de yakın çevrede de bir tartışma var. Şu andan itibaren o kişiye bir enerji yollamışsın. Sen kötülüğünle boğuş, seni Allah'a havale ederim demişsin. Gerçekten de İlahi olan seni destekle diyor. 48 gün içerisinde bu insanın yerle yeksan olacağını göreceksin. Evinle ilgili, kendinle ilgili, işinle ilgili çok olumlu gelişmeleri hayatına katacaksın. Değişim seni çok olumlu yönde etkileyecek ve imzalı bir kağıt aldığını gösteriyor. Hayatı yeniden deneyimleyeceksin. Bakınız, ilahi olan seninle. Neler olacak dediğimde İlahi ruhun seni desteklediğini, ikili ilişkileri şifalandırdığını, birisiyle barış yaptığını, büyülerin, negatif enerjilerin gidip yıldızının yükseldiğini gösteriyor. Hayırlısıyla yıldızının yükseleceği ve yeni bir döneme adım atacağı kesin sevgili dostum. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Seviyorum hepinizi. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.